Muhteşem bir mimariye, büyük bir ordu ve donanmaya sahip, antik dünyanın belki de en gelişmiş toplumu. Tek bir gün ve gecede ortadan kaybolduğu söyleniyor. Gitip giden sıra dışı bir uygarlık. Sonsuza dek. Bu insanlar modern arkeolojiye yeni bir yön verebilirler mi? Bizi antik dönemin en büyük kayıp şehrine ulaştırabilirler mi? Beni dinle. İnsan yapısı bir şey buldular. Şehrin denizin dibinde yatıyor olması gerekmez. Bu düzlüklerin altında da olabilir. Atlantis buralarda bir yerde olmalı ama nerede? Madem burada, neden görmüyoruz? Büyük arayış. Amaç Atlantis'i bulmak. Ya doğruysa? Ya bugüne dek anlatılan en sıra dışı hikaye gerçekse? Pek çok kişi Atlantis kentinin Mısır, Mezopotamya, İsrail, Avrupa ve o bölgede ortaya çıkmış tüm medeniyetlerin kökeni olarak görüyor. Her şey burada başlamışsa, insanlık tarihinin en önemli bölgelerinden birine bakıyoruz demektir. Atlantis'in keşfi tarihi değiştirebilir. Efsane gerçeğe dönüşebilir ve tüm uygarlıkların kökenini kendi gözlemlerimizle görebiliriz. Gizemli batmış şehir, bu yüzden pek çok kişinin saplantısı haline gelmiş durumda. İnsanlar Atlantis'i bulmak için nesillerdir uğraşıyor. Ama bugüne dek bütün çabalar başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bugün imkansızı gerçekleştirmeye daha yakın olabiliriz. Bir grup bilim adamı batık kenti bulmak için uydu fotoğraflarından, yer altına işleyen radarlardan, su altı arkeolojisinden ve tarihi kayıtlardan faydalanarak kentin izini sürüyor. Peki ama nereden başlayacaklar? Atlantis arayışı çok temel bir soruyla başlıyor. Atlantis neydi? Hakkında ne biliyoruz? Antik kentin hikayesi günümüz pop kültürü tarafından muğlak bir fanteziye dönüştürülmüş. Efsanedeki gerçek kırıntılarını ayıklamak için ilk kaynağa gitmemiz gerekiyor. Angela Hobbs için Atlantis arayışı bir filozofla başlıyor. Atlantis hakkında bildiğimiz her şey elimde tuttuğum kitabın içindeki birkaç sayfadan geliyor. Kitap Yunan filozof Eflatun tarafından kaleme alınmış. Onu esas alıyoruz. Atlantis efsanesine dair antik döneme ait başka bir kaynak yok. Sadece bu var. Eldeki kayıtlar Atlantik Okyanusu'nun ötesinden buralara kadar yayılan büyük bir güçten bahsediyor. O dönemde Atlantik Okyanusu'nu aşmak mümkündü. Çünkü Herkül sütunları adını verdiğiniz boğazın önünde bir ada vardı. Eflatun'un Atlantis tasviri çok detaylı. Yazdıkları Atlantis'i arayan herkesin bir kontrol listesi oluşturmasını sağlıyor. İşe kayıp kentin yeriyle başlıyorlar. Eflatun'a göre Atlantis halka şekilli bir yapıya ve dairesel limanlara sahip bir ada devletiydi. Ve Herkül sütunlarının ilerisinde yer alıyordu. Pek çok kişi Herkül sütunlarının Cebeli Tarık Boğazı'nın girişinin iki yanında bulunan tepelere işaret ettiğine inanıyor. Kuzeydeki yükselti Cebeli Tarık Tepesi'dir. Daha güneyde Kuzey Afrika'da onun karşısında bir tepe daha bulunur. Bunlara bağlı olarak Dr. Richard Freund, Atlantis için en uygun yerin Güney İspanya olduğunu düşünüyor. Antik döneme ait tüm yazarlar Herkül sütunlarının bugün Cebeli Tarık Boğazı olarak adlandırdığımız yerde olduğunu biliyordu. Bu körfez antik dönemde Herkül sütunları adı verilen yerin biraz ilerisinde. Freund, Donana adlı bir ulusal parkta bulunan Guadalquivir nehrinin deltasında odaklanıyor. Bu bölgede antik çağda büyük bir körfezin olduğuna inanıyor. Burada Güney İspanya'nın en büyük bataklığı bulunuyor. Yüzlerce kilometre kareyi kaplıyor. Çok büyük. 65-70 kilometre boyunca bataklıktan başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Arkeologlar
kayıp Atlantis kentinin bu bataklıkta gömülü olduğunu düşünüyor. Arkeolog George Banzer ve Adolf Scholten 1922 yılında Atlantis'in bu çamur düzlüklerinin altına gizlenmiş olduğunu ileri sürdü. Pek çok akademisyen yıllar boyunca bu teoriyi görmezden geldi. Genç bir Alman fizikçi olan Rainer Kühne 2004 yılında uydu fotoğraflarıyla Banzer-Scholten teorisini dirilterek manşetlere çıktı. Şu anda Donana Ulusal Parkı bataklıklarında bulunuyorum. Eflatun'un Atlantis'inin burada olduğuna inanıyorum. Doktor Kühne, Donana bataklıklarına ait uydu fotoğraflarını incelerken garip dairesel şekiller görmüş. Fotoğraflarla Eflatun'un detaylı anlatımını karşılaştıran Kühne, kayıp kentin burada, Güney İspanya'da olduğuna ikna olmuş. Eflatun, eserinde liman kentinin eş merkezli üç daireden meydana geldiğini yazıp, her birinin tam boyutlarını belirtmiş. Kühne, gördüğü dairesel şekillerin Eflatun'un verdiği ölçümlerle örtüştüğüne inanıyor. Dahası da var. Eflatun, Atlantis adasının ortasında iki tapınak bulunduğunu detaylı bir şekilde tarif etmiş. Bunlardan biri, Tanrı Poseidon'a aitmiş. Kühne, Donana çamur düzlüklerindeki dairesel şekillerin ortasında dikdörtgen şekilli anomaliler tespit etmiş. Dikdörtgenin boyutlarını hesaplayan Kühne, bu şekillerle Eflatun'un tasvir ettiği Poseidon tapınağı arasında kusursuz bir uyum olduğunu tespit etmiş. Kühne'nin teorisi üzerine uzaydan tespit edilen anomalilerin gerçekten çamurun altında gömülmüş insan yapısı binalar olup olmadığını tespit etmek amacıyla arkeolojik bir keşif gezisi oluşturulmuş. İspanyol ekibinde çalışmaları Profesör Richard Freund tarafından yakından takip edilen antropolog Juan Villarias ve toprak altı sonar haritaları uzmanı Paul Bowman bulunuyor. Bu şekiller olması muhtemel jeolojik özelliklerle örtüşmüyor. Kafamda bu şekillerin insan yapısı olduğuna dair bir şüphe yok. Dairelerden biri dikdörtgen yapılarla bağlantılı. Dikdörtgen yapıların toprağın altında kalmış duvarları olduğunu düşünüyoruz. Bunların bina olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Çamur tabakasının altında bina veya insan yapısı başka bir şey varsa, Freund bunun sıra dışı bir şeye işaret edeceğini düşünüyor. Orayı kazıp gerçekten 4000 yıl öncesine ait insan yapısı şeyler bulurlarsa, uygarlıklara dair en büyük efsanelerden birinin varlığına dair bir kanıt bulmuşuz demektir. Atlantis'in kuruluşuna ait kanıtlar. İspanya kıyısındaki bu geniş ve yabani bataklıklar, Donana adında koruma altındaki bir parkın sınırları içinde. Jeologlar, antik çağda Güney İspanya'nın bu bölümünün sular altında olduğunu söylüyor. Donana Parkı o dönemde büyük bir körfezmiş. Çok uzun bir sürenin ardından bu körfezde kum yığınları oluştu. İnsanlar bu kumları kullanarak şehirler yarattı. Dr. Richard Freund, Atlantis'in halkalarının binlerce yıl önce bu körfezin bir parçası olduğuna inanıyor. Freund ve arkeologlardan, jeologlardan ve antropologlardan oluşan bir ekip, bölgeye ait uydu fotoğraflarına odaklanıyor. Antik kentin dairesel gölgelerini görebildiklerine inanıyorlar. Sonunda ihtimalleri bataklığın ortasındaki gizemli halkanın çevresine kadar daralttık. Ekibin araştırma yapılacak en iyi alanı tespit edebilmek için daha iyi resimlere ihtiyacı var. Uydu fotoğraflarıyla kıyaslandığında geri teknolojiymiş gibi görünse de balonlara ve uçurtmalara kameralar bağlayarak uzaydan çekilenlere kıyasla çok daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyorlar. İşte oldu, çalışıyor. Bugün havadan çektiklerimiz bölgenin bugüne dek çekilmiş en net fotoğrafları olacak. Bugün balon kullanarak bölgenin en iyi fotoğraflarını çekeceğiz ve halkaların gerçekten var olup olmadığına bakacağız. Balonu en az 100 metreye kadar çıkaracağız. Sonra da yüksekliği kademeli olarak artıracağız. 100, 150, 200 bu şekilde gidecek. Bu yeni fotoğraflarda görülen anomaliler yerin altında insan yapısı binalar olduğu anlamına gelebilir.
Peki burada bir zamanlar görkemli bir şehir var idiyse başına ne gelmiş olabilir? Atlantis'i arayanlar Eflatun'un hikayesinin sonundaki yıkımı dikkatli bir şekilde okumalı. Eflatun şiddetli depremlerden ve sellerden bahsediyor. Bir gün ve bir gecede Atlantis adasının denize gömüldüğünü söylüyor. Peki Güney İspanya'da böyle bir felaketin meydana geldiğine dair kanıtlar var mı? Üzerinde durduğumuz platformu oluşturan büyük taşların, kaya bloklarının hareket etmiş olduğu çok belli. Bunların ağırlığı birkaç tonu buluyor. İnsanlar tarafından hareket ettirilmiş olmalarına imkan yok. Doktor Juan Antonio Morales, tsunamilerin tarih boyunca pek çok kez sahil şeridini vurduğuna dair jeolojik kanıtlar toplamış. Bu sahanlıktaki bazı kayaların onlarca, hatta yüzlerce metrelik bir alana yayılmış olduğunu görebilirsiniz. Bu kayaların tek bir tsunami tarafından değil, arda arda gelen tsunamiler tarafından taşındığını gösteriyor. Atlantis'in halkaları bu antik körfezde ise ve sürekli olarak tsunamiler tarafından dövülmüşse, kent parçalanmış, hatta denize doğru çekilmiş olması ihtimal dahilinde. Bunun doğal bir sonucu olarak kayıp uygarlığa ait kanıtlar Donana bataklıklarında bulunamayabilir. Suyun altında, günümüzün sahil şeridinde, açıklarda olabilir. Bilim adamları araştırmalarını buraya yoğunlaştırıyor. Deniz arkeoloğu Claudio Lozano ve jeolog Juan Antonio Morales en ileri kenar tarayıcılığı deniz radarı teknolojisini kullanıyor. Bu torpil şekilli çekme sonarının kuyruğunda iki güç çevirici bulunuyor. Üretilen ses dalgaları deniz yatağından geri yansıyor. Gelen sinyaller gemideki bilgisayar tarafından alınıp resimlere dönüştürüyor. Sonar görüntülerinde göze çarpan garip anomalilerin haritası çıkarılıyor ve koordinatları kaydediliyor. Burada düzensiz şekilli bir şey var. Büyük ihtimalle bir kayadır. Ama bazı anomaliler tamamen geometrik şekillerden meydana geliyor. Kare veya dikdörtgen şekilli bir şey görürsek kontrol ediyoruz. 8 sonar hattı kullanarak kıyıdan 6 kilometre açıkta 10 kilometre genişliğindeki bir alanın haritasını çıkarmak 3 gün sürecek. Torpil ikinci gün bir şeyler buluyor. Bir anomali bulduk. Dikey bir duvar. Jeolojik oluşumlardan çok farklı. Harika. Dikey bir yapı. Az önce kesinlikle jeolojik olmayan bir anomali bulduk. Çok yüksek ve çok büyük. İki duvar var. Bir ve iki. Tamamen dikey. Çok güzel. Bu doğal bir şekil değil. Çok güzel. Claudio ve Juan Antonio yüzeyin 12 metre altında bir yapı olduğunu keşfetti. Şimdi bir dalış planlamak zorundalar. Ancak İspanyol ekibin çok yanlış sularda arama yaptığını söyleyenler de var. Acaba neden? Çünkü Atlantis binlerce yıldır pek çok büyük zihinde bir saplantı haline almış ve insanların bu saplantıyı gezegenin dört bir yanında aramalarını sağlamıştır. Pek çok akademisyen ve kaşife göre Eflatun'un kentin gelişmiş mimarisi ve toplum tasviri Yunanistan adalarındaki gizemli harabelere işaret ediyor. Girit adasındaki tepenin kirli toprağının altında döneminin çok ilerisinde bir uygarlığa ait kanıtlar var. Arkeologlar bu uygarlığa Minos adını vermiş. Minoslar inşaat alanında çok ileriydi. Şu anda büyük ihtimalle bir Minos yerleşim biriminin ana girişi vazifesi gören 4000 yıllık bir caddenin üzerinde yürüyorum. Bu bina için özel olarak kesilmiş taşlar çok güzel bir şekilde döşenmiş. Adanın her yerinde süslü yapılar görmek mümkün. Fresklerle süslenmiş tören alanları ve tapınaklar çok gelişmiş bir yaşam tarzları olduğunu gösteriyor. Eflatun, Atlantis'i muhteşem tapınakları, mabetleri ve merkezinde bol süslemeli bir sarayı olan bir ada olarak tasvir etti. Bu Yunan adasındaki Minos mimarisi de aynı estetiği yansıtıyor mu acaba? Şu anda Knossos'taki saraydayız. Burası merkezindeki görkemli yapıyla Minos uygarlığı için son derece önemli bir yerdi. Doktor Carl Nepot'un Girit'te yaptığı araştırmaların merkezinde büyüleyici Knossos Sarayı var. Bu mega yapı 10 bin metrekarelik bir alana yayılmış.
Bu tür bir mimaride taş ocağından gereken taşları çıkarmak, buraya nakletmek, taş işçilerini çalıştırmak için inanılmaz bir planlama yapmak gerekiyor. Bu düz hattı ve farklı şekilleri oluşturmak çok ama çok zor olmalı. Minosların, Eflatun'un bahsettiği efsanevi Atlantisliler olması mümkün mü? İnşaat ustası ve gelişmiş bir halk olan Minosların, kendilerine verdiği isim hala gizemini koruyor. Minos, 20. yüzyıla has modern bir isim. Girit'te bronz çağ döneminde yaşamış olan halka Minoslar diyoruz. Ama onlar büyük ihtimalle kendilerine Minoslar demiyordu. Bu terim Girit'in efsanevi ve mitolojik hükümdarı Kral Minos'tan geliyor. Minoslar, Minos kelimesinden türetilmiş. 1900'lerde kazı yapan arkeolog Arthur Evans, buraya Minos Sarayı adını vermiş ve sarayı yapan gizemli halkı da Minoslar olarak adlandırmış. Antik dünyadan günümüze kalan nefes kesici kalıntıların arasında yürürken, Minosların yaşadıkları şehre verdikleri ismin Atlantis olduğunu düşünmek çok kolay. Atlantis adayı olabilmesi için bir şehrin konutları ve salonlarıyla karmaşık bir akropole sahip olması gerekir. Knossos'ta o da var. Eflatun'a göre Atlantis kültürünün temelinde boğa figürü bulunuyordu. Kutsal boğaların tapınakların etrafında serbestçe dolaştıklarını yazdı. Rahipler hem onlara tapıyor hem de Poseidon'a kurban ediyorlarmış. Knossos'ta da boğanın güçlü bir simge olduğu belli oluyor. Knossos'un kuzey giriş yolunun üzerinde duruyorum. Arkamda kabartmalı bir boğa freski var. Boğa, Knossos'un politik propagandalarında önemli bir yer tutuyormuş gibi görünüyor. Sarayın doğu tarafındaki fresk kalıntılarında bir atlayan boğa resmi de var. Boğanın kültürel önemi, muazzam mimari ve ütopik yaşam biçimi tasviri bir araya geldiğinde ortaya tanıdık bir resim çıkıyor. Minoslar adını verdiğimiz halkın uzun zaman önce kaybolan Atlantisliler olması mümkünmüş gibi görünüyor. Peki bu kültürün sonu nasıl geldi? Anlatılan kıyamet nerede? Eflatun Atlantis'in bir gün ve gecede yok olduğunu söylemişti. Burada böyle bir felakete dair kanıtlar var mı? Bu tür arkeolojik kalıntılardan bir tür kriz durumu olduğu sonucunu çıkarabiliyoruz. Bir sürü sorun çıkmış. Antik dönemde meydana gelen bir felaket, gelişmiş bir uygarlığı Atlantis hikayesinde olduğu gibi yok edebilir mi? Bu sorunun cevabının bir bölümü Girit'in 137 kilometre uzağında yatıyor olabilir. Burası Tera adıyla da bilinen Yunanistan'ın Santorini adası. Minos döneminde burada olanları anlatmak çok zor. Burası volkanik bir ada. 3600 yıl kadar önce burada çok görkemli bir volkanik patlama meydana geldi. Bu etkileyici mimari patlamayla ilgili bazı kanıtlar taşıyor. Bunlar kazılmamış bile. Denizin yaptığı gibi aşınma yoluyla ortaya çıkmış. Burada Tera patlamasının kanıtlarını görebiliyorsunuz. Çömleklerin üzerinde kül tabakasının olması bu binanın patlamayla aynı zamanlarda yok olduğunu gösteriyor. Tera'nın yarattığı büyük kül bulutları güneşi günlerce kapatmış olmalı. Bunun Giritliler üstündeki etkisi korkunçtu. Çok büyük kül bulutları Girit adasına geldi. Bıraktıkları kalın volkanik kül tabakaları tarım, denizcilik ve ticaret alanlarında büyük sorunlara yol açmış olmalı. Pek çok kişi evsiz kalmış. Volkanik kışlar yaşanmış. Pek çok terslik çıkmış. Santorini'deki depremler ve şiddetli volkanik faaliyetler tsunamilere, Girit adasının kuzey sahilini döven dev dalgalara sebep olmuş olabilir. Dalgalar beraberlerinde Ponza taşını da getirmiş olabilir. Ponza taşı bol gözenekli ve katılaşmış lav kayalarıdır. Girit'te Ponza taşının bulunması antik dönemde bir tsunami yaşanmış olduğuna dair kanıt teşkil edebilir. Adanın kuzey sahilinde büyük ihtimalle Santorini'deki patlamadan kaynaklanan Ponza taşı tabakalarını görmek mümkün. Son dönemde çalışmalar yapan arkeologlar, bu taşların sadece bir tsunami sayesinde buralara gelebileceğini söylüyor. Yenilikçi mimarileri, gelişmiş şehir ve tapınakları, sanatları ve kültürleri, insanlık tarihinin en güçlü volkanik patlamalarından biri tarafından yeryüzünden silinebilir.
Minos'la Atlantis arasındaki bağ çok kuvvetli. Ama Atlantis efsanesi batmaktan ve bir gecede kaybolmaktan bahsediyor. Ayrıca Terra'daki patlama Minoslar için bir son olmadı. Hayatta kaldılar. Minos uygarlığının Terra patlamasından sonra hayatta kaldığına eminiz. Patlama döneminde nerelerde yaşadıklarını gösteren arkeolojik tabakalar var. Olaydan sonra binalarını yeniden inşa etmişler, aynı yerlere bir daha taşınmışlar. Burası her şeye rağmen Eflatun'un tarif ettiği uygarlık değilmiş gibi görünüyor. Minos uygarlığı denize batmadı. Atlantis'in burada olduğunu düşünmek için çok sebep olsa da teoriyi çürüten deliller de mevcut. Bu bulgular İspanya'daki bataklıklara yeni bir ışık tutuyor mu? Dr. Freund, ekibinin Eflatun'un yazdığı tüm kriterlere uyan bir şehrin üstündeki örtüyü kaldırmak üzere olduğuna inanıyor. Şu anda Donana Milli Parkı'nın sınırına yakın bir yerdeyiz. Atlantis kentinin bir zamanlar burada yükseldiğine dair spekülasyonlar yapılıyor. Belki de buradaki çamurun bataklığın içinde gömülüyor. Donana Milli Parkı. Ekip uçurtmalara ve balonlara bağladığı fotoğraf makinelerinin havadan çektiği bataklık fotoğraflarını inceliyor. Şurada enteresan bir şey var. Şekil hemen şurada. Biraz daha yüksekte. Söz ettiğimiz dikdörtgeni görebilirsiniz. Daire ve dikdörtgen şekillerini bulabilirlerse kayıp kentin ayak izinin yerini tespit etmek konusunda önemli kanıtlara sahip olacaklar. Bu şekil listemizde yoktu. Yeni bir şey. Paul'un çektiği fotoğraflar sayesinde tespit ettik. Bu bölgedeki sazlıklar dam örtüsü yapılmak için toplanmış. Sazlar temizlenmiş olmasına rağmen uçurtmayla çektiğimiz fotoğraflarda şekil hala belirgin. Bu şeklin bitki örtüsünden kaynaklanmadığı çok açık. Toprağın şekli bu. Eflatun'un bahsettiği Atlantis'in ayak izi bu olabilir mi? Bence çekilen fotoğraflarda gördüğümüz en önemli yüzey şekli bu. Atlantis'e ait şekillere en çok benzeyen bu. Limana benzeyen bir alan. Eş merkezli dairelerin olması gereken yerde büyük bir daireye bağlanıyor. Freund, fotoğrafların Eflatun'un tasvirindekilere benzer şekilleri gösterdiğine inanıyor. Tasvire göre merkezi bir kanal, daire şeklindeki limanları okyanusa bağlıyor. Ekip, daha ilginç şekiller de ortaya çıkarmış. Dairesel şekiller, çizgisel şekiller, paralel şekiller. Bunlar insan yapısı şeylermiş gibi görünüyor. 1 veya 2 metre genişliğinde yollara benzeyen şeyler. 4 veya 8 metre genişliğinde binalara benzeyen şekiller. Ekip, dairesel şekillerin altındakilerin görüntülerini kaydetmek için elektrik öz direnç tomografisinden faydalanıyor. Şu anda yaptığımız iş yere elektrik vermek ve akımın geri dönüşünü izlemek. Böylece yerin altındaki şeylerin bir fotoğrafını çıkarabileceğiz. Bu yöntemle yüzeyin 12 metre altına kadar inebiliyoruz. Ekip gerçekten arkeolojik kalıntılara rastlarsa, eski çağlardan kalma iki gizemi çözmek yolunda büyük yol alacak demektir. Bu gizemlerden biri Eflatun'dan, diğeri İncil'den geliyor. İncil'deki gizem, kayıp Tarşiş kentiyle ilgili. Tarşiş, İncil'de pek çok kez geçen bir şehir. Akademisyenlerin çoğu Tarşiş'in antik ve ünlü bir kent olan Tartessos'un diğer adı olduğunu düşünüyor. Pek çok akademisyene göre Tartessos Güney İspanya'daydı. Tarşiş de Güney İspanya'da bir yerde. Tartessos zaten Tarşiş'ti. Yazılı kaynaklar hem Tartessos'un hem de Tarşiş'in metallerinin meşhur olduğuna işaret ediyor. Orta Doğu'dan gelen gemilerin ambarlarını doldurabilmek için 3 yıllık yolculuklara çıktığı belgelenmiş. İlginç bir şekilde hem Tartessos hem de Tarşiş tarihi kayıtlardan ve İncil'den bir anda yok oluyor. Sanki şehir bir anda ortadan kaybolmuş gibi. Profesör Freund bunun sebebinin antik çağda Tartessos ve Tarşiş'in başka bir isimle anılması olduğuna inanıyor. Atlantis. Elimizde antik döneme ait birbirine çok benzeyen iki hikaye var. Biri İncil'deki Tarşiş, diğeri ise Eflatun tarafından hem de Roma kaynaklarında bahsedilen Atlantis.
Eflatun'un hikayesindeki Atlantis, dünyanın ücra köşesindeki bir ada üzerine kurulmuş liman şehri. Derin deniz gemileri buraya uğruyor ve gelmeleri 3 yıl sürüyor. İncil'deki Tarşiş ise bir ada üzerine kurulu olabilir. Yine bir derin deniz limanı var. O da İncil döneminde bilinen dünyanın ücra bir yerinde. Tarihler kitabına göre oraya da ulaşmak 3 yıl sürüyor. Tartessos eşittir Tarşiş eşittir Atlantis. Enteresan bir teori. Bu şehirlerin her biri ünlü bir limana sahip ve kayıtlardan gizemli bir şekilde kaybolmuş. İlginç benzerlikler bu kadarla da sınırlı değil. Üç şehrin hepsinin zengin mineral kaynaklarına sahip olduğu söyleniyor. Altın, gümüş ve bakır bolca bulunuyor. Eflatun, Atlantislilerin elinde olan madenlerden bahsediyor. Bu madenlerden biri de büyük ihtimalle hayal ürünü bir metal olan orikalkum. Bazı arkeologlar bunun ne olduğunu veya neye benzediğini bildiklerini iddia ediyor. Bildiğimiz tek şey ateş gibi parladığı. Akademisyenler orikalkumu dağ bakırı olarak tercüme etmiş. Günümüzde Donana bataklıklarını besleyen nehrin yukarısında, gölgesi Rio Tinto'ya düşen tepelerde altın, gümüş ve bakır madenleri işletiliyor. Burada 5000 yıldır madencilik yapıldığına dair kanıtları bulmak fazla uzun sürmüyor. Şu anda meşhur Rio Tinto madenlerinden Cerro Colorado'dayız. Tartessa döneminde yaşayan insanlar bütün bölgede bolca bulunan bu tür cevherleri çıkarıyorlardı. Kıymetli maden cevherlerinin Donana'ya olan yakınlığı burayı Atlantis için kuvvetli bir aday haline getiriyor. Güney İspanya'yı kayıp kentin bulunması muhtemel yerlerin içinde en güçlü konuma getiren ipuçlarından biri daha. Claudio ve Juan Antonio da burada dalmayı planlıyor. Gördüğümüz anomaliler ve yapıların hepsi kare şeklinde. Bu çok garip çünkü bu dördü 2 metre yüksekliğinde bir çizgi meydana getiriyor. Bana göre bölgedeki en ilginç taş bu. Yapabileceğim en doğru şey oraya gidip dalmak. Kenar tarayıcılığı deniz radarı kullanan İspanyol ekibi güney sahilinde 5 ayrı bölge tespit etti. Sonar görüntüleri deniz tabanında insan yapısı binaların varlığına işaret ediyor. Acaba bunlar kayıp kent Atlantis'in kalıntıları olabilir mi? Şu anda kontrol etmek istediğimiz yerlerden birine doğru gidiyoruz. Buraya katedral adını verdik. Çok büyük. Uzunluğu yaklaşık 40 metre. Öncelikli olarak insan yapısı olup olmadığını gösteren ana karakteristiklerini arıyoruz. Dalgıçlar deniz yüzeyinin yaklaşık 12 metre altında ilginç oluşumlar keşfediyor. Kesilmiş gibi görünen taşlar. Bu garip şekiller jeolojiden daha başka bir şeylere işaret edebilir mi? Bu taşlar Eflatun'un bahsettiği Atlantisliler tarafından örülen büyük duvarın bir parçası mıydı? İnsan yapısı. Evet, kesinlikle. Doğal olamayacak kadar mükemmel. Baksana. Dinle, bunu cep telefonundan söylemek istemiyorum ama Vlad bir kiriş buldu. İnsan yapısı daire şekilli bir taş. Yapı tamamen insanlar tarafından kesilmiş. Bütün dalgıçlar eşsiz bir keşfin yeni detaylarıyla su yüzüne çıkıyor. Bir taş vardı ama daire şekilli değildi. O da işlenmiş gibi görünüyordu ve ucuna doğru sivrileşiyordu. Şekli konuya benziyordu. Bazı yerleri duvarın parçalarına benziyor. Merdiveni andıran basamaklar var. Bu çok enteresan. Ne gün ama. Muazzam. İnanılmaz. Dalış başarılı geçmiş gibi görünüyor. Peki ama buldukları gerçekten nedir?
Bu konuda bir yargıya varmadan önce jeolog Juan Antonio'nun görüntüleri incelemesi gerekiyor. Açıklarda yapılan buluşlarla Donana'da yapılması muhtemel buluşlar arasında bir bağlantı olabilir. Ekip elektrik kullanarak bataklığın altında görüntü almaya devam ediyor. Yüzeyde dikkatli bir şekilde çalışan araştırmacılar kültürel kalıntılar aramaya devam ediyor. Atlantis'i ararken sadece binaları aramıyoruz. Atlantis'in kültürünü de arıyoruz. Kentin tüm sınırlarını bulamayabiliriz. Bir veya iki duvar, bazı dikdörtgenler bulabilirsiniz. Ama bu, Yakın Doğu ve Ege'den Akdeniz'e kadar tüm büyük uygarlıklarla arasındaki ilişkiyi açıklamıyor. Arkeoloji biliminde bazen taze izlere, noktaları birleştiren bir çizgiye rastlarsınız. Doktor Freund ve meslektaşları, toprak üzerinde dairesel şekillerin olduğu yerde iki muhteşem buluntu keşfediyor. Şuna bak, şuna bak. Aman Tanrım, böyle küçük bir heykelcik bulmak için bir ömür çalışan insanlar var. Biz ise iki tane birden bulduk, inanılmaz. Antik döneme ait küçük bir heykel. Büyük ihtimalle 2000 yıllık. En güzel tanrıçalardan biri. Acaba Astarte mi, İştar mı? Astarte veya İştar, 4000 yıllık bronz çağı simgeleriyle tutarlılık gösteriyor. Ekip sadece buldukları cisimlerin olağanüstü güzelliğinden dolayı değil, içerik ve tarz bakımından antik dünyanın büyük uygarlıklarıyla arasında doğrudan bir bağlantı buldukları için de heyecanlı. Antik dönem Yakın Doğusundan Ege'ye, Akdeniz'e kadar. Ve bu iki küçük heykelcik aradaki bağlantıyı kurabilir. Kaynaklara uyan kültürü bulduk mu Atlantis'i bulmuşuz demektir. Bu arada limana gelen Claudio, Juan Antonio'ya dalga çekip insan yapısı binalara aitmiş gibi görünen kalıntıların görüntülerini inceliyor. Bu yüzey bir taş bloğunun üst kısmı gibi görünüyor. İnsan yapısı bir kaldırımmış gibi sanki. Duvara benziyor ama bazı çizgiler görüyorum. Bana göre bu bir duvar değil. Çatlaklı bir katman. Bunlar jeolojik güçler sonucunda oluşur. Kesin bir şey söyleyemem. Benim için inanmak çok zor. Doğal bir yapı olsa bile değiştirilmiş. İnsan yapısı gibi duruyor. Doğal olarak oluşmuş kayalar duvar yapımında kullanılabilir. Bu da mümkün. Analiz edilen her kaya beraberinde yeni sorular getiriyor. Jeolojik olarak oluşmuş gibi görünseler de insanlar tarafından kullanılmış olabilirler. Profesör Freund'a bilgi veriliyor. Donana bölgesindeki çökertileri incelediğimiz zaman bu kayalardan bolca görüyoruz. İnşaat işlerinde kullanılabilecek başka türden dikdörtgen şekilli kayalar da var. Bu taşların eski insanlar tarafından taşınmış ve Donana bataklıklarının altında yatan binaların inşaatında kullanılmış olması mümkün mü? Ekip 3 gündür havadan çekilmiş fotoğraflar sonucu tespit edilen geometrik şekillerden gelişmiş elektriksel ve manyetik yöntemlerle görüntü alıyor. Juan'ı çağır. Şuna bir baksın. Bu büyük bir çember. Toprağın altındaki binalar yoğunluk ve iletkenlik grafiklerinde büyük kırılmalar olarak görünecek. Toprak yoğunluğunda yüzeydeki dairesel şekillere karşılık gelen yerlerde eşit aralıklı kırılmalar varsa, yerin altında Atlantis'in tasvirine uyan yapılar olduğu yönünde güçlü kanıtlar elde edilecek. Platon'un Atlantis tasvirine önemli ölçüde uyan büyük çemberden alınan elektriksel görüntü bu. Bu bölüm 160 metre uzunluğunda ve 12 metre derinliğinde. Burada bir kırılma var. Sonraki kırılma ise 60 metrede. 60 metrede, doğru. Görüntüler, yer altındaki yoğunluk farklarındaki kırılmaların yüzeyden görülen dairesel şekillerle tutarlı olduğunu gösteriyor. Bana göre elektrik direnciyle elde edilen şekiller yüzey şekillerinin sınırlarıyla uyumluluk gösteriyor. Çemberleri gerçekten orada oldukları için açıklayabiliyoruz. Bunların toprağın altında da karşılığı var. Bu heyecan verici bir haber. Dahası da var. Şehir birdenbire gömülmüşse uygarlığa ait tüm organik materyaller hapsolmuş demektir. Bu materyal yüzyıllar boyunca çürürken gaz açığa çıkarır. Çekirdek numunesi alan ekip, farkında olmadan
garip bir şey bulmuş. Nereden geldiği meçhul bir metan gazı tabakası var. Bu felaket sonrasında tek bir tabakada sıkışan bitki, hayvan ve insan faaliyetlerine işaret edebilir. Arkamızda uydu fotoğraflarıyla çamurun altında gömülü binalara benzeyen şekiller olduğu tespit edilen bataklıklar var. Efsanevi Atlantis'in keşfedildiğine dair haberlerin şüpheyle karşılanacağını tahmin eden Profesör Richard Freund, şimdiye dek bulunan delillerin listesini çıkarıyor. Karbon 14 tarih belirleme yöntemi, bataklıkta bulduğumuz cisimlerin M.Ö. 5000 ile 2000 yılları arasında yapılmış olduğunu gösterdi. Çekirdek numuneleri bataklığın ortasına doğru giden bir derin deniz limanı olduğunu gösteriyor. Elektrik öz direnç tomografisi sonucunda yüzeyin altında duvarlar olduğunu gösteren şekiller elde ettik. Yüzeyin 6 ila 9 metre aşağısında gizemli bir metan tabakası var. Derin dediğin 5 metre civarında. Organik maddenin yarattığı metan gazı. Bütün Atlantis uygarlığı ansızın gömülmüşse toprak altında hapsolmuş yüksek miktarda metan gazı bulunabilir. Başka etkenlerle açıklanabilecek olsa da gazın varlığı sahil şeridinin tarih boyunca tsunamilere maruz kalmış olmasıyla birleşince bir şehrin tsunami sonucunda gömüldüğüne dair iddialar güçleniyor. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar bu felaket sonucunda toprak altına gömülmüş olabilir. Eldeki bütün deliller araştırmacıları hemen kazı yapmaya yönlendiriyor. Ancak yüzeyin hemen altında yeraltı suları var. Kazı çalışmaları çok zor ve masraflı. Teknik olarak 7 metreden daha derine inmek çok karmaşık ve masraflı. Bir şeylerin açığa çıkarılması yıllar sürebilir. Ancak İspanyol arkeologlar ülkenin iç bölgelerinde de önemli bir keşfe imza attı. Donana'daki kanıtlarla ilişkilendirildiğinde bu bulgular Atlantis'in gizemini çözmenin anahtarı olabilir. Burası Kanchorroano. 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri. 1970'lerde ve 80'lerde arkeologlar Tartessa kültürünü koruyan bir dizi köy keşfetti. Tartessa kültürü çevresindeki diğer kültürlerden çok farklıydı. Çünkü güneye ait bir kültürdü. Dr. Freund, Tartessa kültürünün Atlantis kültürü olduğuna inanıyor. Ancak 2500 yıllık bu harabeler kıyıdan 200 kilometre içeride. Acaba neden? Neden buraya geldiler? Kıyıdaki bir felaket 9. yüzyılda evlerini terk etmelerine sebep olmuş olabilir. Ancak buradaki harabelerde belirgin bir konut alanı yok. Tapınaklar var ama evlerin sayısı çok az. Alanın çevresine hendek kazılmış. Bunun sebebi ne olabilir? Stratejik bir amacı yoktu. Savunmaya yönelik değildi ve büyük masraf edilmişti. Simgesel bir anlamı varmış gibi görünüyor. Buradaki insanlara memleketlerini hatırlatıyordu. Profesör Freund'un Kanchorroano bilmecesine ilginç bir çözüm önerisi var. Buranın bir köyün kalıntıları olmadığını, kayıp Atlantis krallığını anmak için yapılmış bir yer olduğunu söylüyor. Buranın bir anıt şehir olduğunu ve bu alanın aslında Atlantis'in minyatür bir kopyası olduğunu iddia ediyor. Güneydeki Tartessa, Tarşiş ve Atlantis kültürlerini anlayabilmek için buraya, kuzeye gelip kültürlerinin aslında neye benzediğini görmemiz gerekiyor. Miraslarını bu şekilde korudular. Anıt şehirler inşa ettiler. Kanchorroano bu bölgede bulunan birkaç anıt şehirden biri. Buraları inşa eden insanlar bir şeyi anmak istiyorlardı. Peki iç bölgelerde bulunan bu harabelerle kıyıdaki Atlantis arasında nasıl bir ilişki olabilir? Dedektifler her zaman parayı takip edin der. Arkeologlarsa taşları takip edin. Burada anahtar kayrak taşı. Bu odaya kayrak taşı döşenmiş.
Bu oda törensel kentin baş rahibi için yapılmış olabilir. Kayrak taşı bu bölgeye has bir şey değil ama 250 kilometre güneyde bulunan sahilde çok meşhur. İnsanlar büyük ihtimalle kayrak taşını Kancho Ruano alanına getirdi. Profesör Freund'a göre bu tapınaktaki kayrak taşı iç kısımlardaki bu alanla kıyıdaki Atlantis kenti arasında bağlantıyı sağlıyor. Tek başına inkar edilemez bir bağlantı kurmak için yeterli değil. Ama bir şey daha var. Aradaki bağı kuvvetlendiren gizli bir simge. Bir diğer ipucuysa büyük mabet. Eflatun'un anlattığı Poseidon tapınağı gibi bu da şehrin merkezinde. Kutsal törenlerin çoğu burada yapılıyordu. Burada hayvan kurban ediyorlardı. Törenlerde kullanılan bazı cisimler burada bulundu. Altın, gümüş ve bronzdan yapılmışlardı. Eflatun, Atlantis'in hikayesini Yunan meclis üyesi Solon'dan duymuş. Solon da eski Mısır'ın rahiplerinden öğrenmiş. Eski Mısırlıların Atlantislilerle aralarında doğrudan bir bağlantı varmış gibi görünüyor. İlginç bir şekilde Kencho Roanu'nun en kutsal yerinde 3500 yıllık bir firavun simgesi var. Burada tam ortada bir simge bulundu. Milattan önce 16. yüzyılda yaşamış firavun Ahnose'ye kadar giden bir simge. Kutsal metalürjiyi ifade eden bir simge. Simge, antik çağ firavunlarının takdir ettiği metal işçileriyle burayı birbirine bağlıyor. Bu kutsal yerde kullanılacak kutsal cisimleri üreten metal işçileri. Tarihi kayıtlara göre metaller konusundaki ustalığıyla tanınan üç kent vardı. Tarşiş, Tartessos ve Atlantis. Bu simge, burasıyla söz konusu şehirler arasındaki bağlantıyı sağlayabilir. Üç ismin aslında aynı kenti ifade ettiğini gösteren en güçlü kanıt olabilir. Kencho Roanu ile Atlantis'i birbirine bağlayan bir kanıt daha var. Bu çok ilginç bir buluntu. Üzerinde Atlantis'in amblemi olan eski bir oyma. Bu neyi andıklarını, kim olduklarını gösteren bir taş. Peki üzerinde ne var? Eş merkezli daireleri gösteren bir simge. Hepsi iç içe. Tam girişte bulundu. Kencho Roanu'nun ve pek çok diğer anıt şehrin girişinde büyük bir dikili taş bulundu. Şehre yaklaşırken yanında kılıcını çekmiş bir savaşçının durduğu dikili taşı görebilirdiniz. Burada da koruduğu kentin eş merkezli daireleri var. Bu nöbetçi noktası, giriş ve çıkış için kullanılan tek bir kapısı olan şehri işaret ediyor. Ortasında Eflatun'un Atlantis tasvirlerinde anlattığı şeyin aynısı var. Poseidon'a ait bir mabet. Burası geçmişi anmak için yapılmış. Burada bulduğumuz simgeler Atlantis'i hatırlamalarını sağlıyor. Burası Atlantis'ten kaçan mülteciler tarafından denize batan memleketlerini anmak maksadıyla inşa edilmişse, Güney İspanya'daki çamurların altına gömülmüş gerçek kentin ölçekli bir modeli olabilir mi? 2000 yıldan uzun bir süredir aradığımız sır, önemsizmiş gibi görünen bir bataklıkta olabilir mi? Bilim adamları burada ileri görüntüleme teknolojileri kullanarak Eflatun'un tarif ettiği şekilleri bulmayı başardı. Ve aynı tasarımlar 2500 yıllık bir anıtın üstünde yeniden karşımıza çıktı. Ortaya daire şekilli kanallardan oluşan, ortasında bir mabet ve şehrin tam kalbine giden bir su kanalı bulunan korunaklı bir şehir çıkıyor. Medeniyetimiz burada doğmuş olabilir. Burası antik döneme ait gelişmiş bir halka ev sahipliği yapmış olabilir. Sıra dışı başarıları olan bir halk. Belki de Atlantis dediğimiz yer bu toprağın altında yatıyor.